Dostlar selamlar. 5 yıl önce Arduino ile konuşma tanımlama modülünün kullanımını göstermiştim ama nasıl kullanılacağını anlatmamıştım. O zamandan beri ara ara video çeker misin diye soranlar oluyordu. Sonunda o videoya geldik. İlk önce konuşma tanımlama modülümüz ne yapıyor ondan başlayalım. Konuşma tanımlama modülü dışarıdan gelen sesleri içinde kayıtlı seslerle karıştırarak hangi ses olduğunu bize bildiriyor. Toplamda 15 farklı ses kaydedebiliyoruz. Mesela birazdan kırmızı dediğimde kırmızı ledi yakacağım, sarı dediğimde sarı ledi yakacağım, yeşil dediğimde yeşil ledi yakacağım. Hepsini aç, hepsini kapat gibi toplam 5 tane komut geleceğim. Buna benzer toplamda 15 tane komut kaydedebiliyoruz. Ama bu komutları 3 farklı grupta kaydedebiliyoruz. Birinci grup 5 ses, ikinci grup 5 ses, üçüncü grup 5 ses, toplam 15 tane ses. UART ile haberleşiyor yani TX-RX ile haberleşiyor. Bunun ayarlarını yapmak için USB TTL dönüştürücü kullanacağım. Eğer elinizde böyle bir USB TTL dönüştürücü yoksa herhangi bir Arduino modelinde kullanabilirsiniz ama ben bu videoda kolaylık olsun diye bunu kullanacağım. Videoda kullandığım yazılımlar da ücretsiz. Onların da bütün detaylarını paylaşacağım. Şimdi bağlantılarla başlayalım. Öncelikle USB TTL dönüştürücü ile Modülümüzün bağlantılarını yapalım. VCC 5 volt bu arada 5 voltla 5 diyebiliyoruz. Ground, TX, RX bağlantıları standart. Şimdi bunun TX'ini USB TTL'in RX'ine takıyorum. Bunun RX'ini USB TTL'in TX'ine takıyorum. VCC'yi VCC'ye Ground'da, Ground'a birçok USB TTL dönüştürücünün üzerinde 3.3 volt ve 5 volt seçeneği var. Ben bunu 5 volta takıyorum. Şimdi bilgisayarıma bağlıyorum. Ve üzerinde led yanıp sönmeye başlıyor. Şöyle tutalım. Şimdi öncelikle biz bu cihazın hangi porta bağlı olduğunu öğrenmeliyiz. Bunun için bilgisayarıma sağ tıklayıp özelliklerden aygıt yöneticisine giriyorum. Burada portlar kısmından bakıyorum. Şimdi bu aygıtta bir COM1 varmış. Bu bilgisayarın anakartıyla ile alakalı bir yer. Üzerinde bir Arduino Leonardo var. Bunun bizde bir alakası yok. Başka bir iş için çalışıyor şu an için. Bir de USB Serial Port COM6 var. Bundan emin değilsek mesela kabloyu çekip yenilenmesini bekleyebiliriz. COM6 gitti. Demek ki bu COM6'ymiş. Tekrar takıyorum. COM6 tekrar geldi. Bunu tespit ettikten sonra buraları kapatıyorum. Ücretsiz olan Accessport ismindeki yazılımı indiriyoruz. Burada da yapacağımız basit ayarlar var. Eğer Windows kullanıyorsanız Accessport kullanmanızı öneririm. Mac kullanıyorsanız da yine ücretsiz olan şu yazılımı kullanmanızı öneririm. Yazılımların linkini de açıklama kısmına ekledim. Aynı zamanda şuradaki PDF da linkini açıklama kısmına ekledim. Birazdan o zaman da faydalanacağız. Yapmamız gereken ilk ayarlar şunlar. İlk önce buradan COM6'yı seçiyoruz. Biraz önce bakmıştık. Sizdeki değer farklı olabilir. Bout Rate farklı bir şeyse 9600'ü seçiyoruz. Parity bit nan kalıyor. Data bit 8, stop bit 1. Buffer size'ı yine bu, bu şekilde bırakıyoruz. Şurayı hex formatında yapıyoruz. Yani bizim göndereceğimiz veriler hex formatında olacak. Okumak istediğimiz veriler de char formatında olacak ki rahatlıkla anlayabilelim. Bunları yaptıktan sonra OK'ye okay basıyoruz. Ve şurası bazen saçmalıyor ilk açılışta. Şöyle bir çara basıp tekrar hex'e basarsanız problem olmuyor. Şimdi ilk yapmamız gereken şey dokümana gelelim. Şöyle iniyoruz. Burada bir common mod bir de compact mod var. Common mod insanların daha rahatlıkla anlayabilmesi için şu şekilde cevaplar veriyor. Compact mod da Arduino ile kullanırken bilgisayarın ya da makinenin rahat anlaması için kullanılıyor. Şimdi kamu moda alıp daha rahat anlamaya çalışacağız. Kamu moda almak için de hemen şuradan iniyoruz. Göndermemiz gereken komutlar burada yazıyor. Hex 36 kodunu gönderdiğimiz zaman kamu moda geçiyormuş. Hemen deneyelim. Buraya geldik. AA 36 yazıyorum ve şuradaki sende basıyorum. Enter'a basınca yine bazı ayarlardan dolayı problem çıkabilir. En garantisi şuradaki sende basmak. Sende bastığımda kamu mod diye cevap geldi. Bu cevabı da şuradan görelim. Biz 36 gönderdiğimizde cevap olarak ya kamu mod gelebilirmiş ya da error gelebilirmiş. Şu an her şey yolunda. Bunu yaptıktan sonra artık kayıt işlemine geçebiliriz. Kayıt işlemine geçmek için de şuradan bakıyoruz. Burada grup 1'i silme, grup 2'yi, grup 3'ü silme, tüm grupları silme var. Şu an silmemize gerek yok zaten kayıt yapacağız. 11 komutunu gönderdiğimizde kayda başlıyormuş. Hemen gönderiyorum. Tekrar buraya geldim. 36'yı sildim. 11 yazdım. Sen de basacağım. Sen de basmadan önce bilmemiz gereken şeyler var. Burada şimdi sesleri söylemeye başlayacağım. Bu grup 1 oluyor. Yani 11 grup 1 demek. Grup 1'deki 5 tane sesi arka arkaya kaydedecek. Ama öncelikle birinci sesi kaydettim diye bize işte finish diye bir komut gelecek. Onu bekleyeceğiz. Yanlış söylersek yanlış söylediğimize dair bildirimler gelecek. Burası bayağı anlaşılır aslında. Mesela burada ne gibi cevaplar gelebilmiş? Grup 1'in kayıtlarına başlama, hata gelebilirmiş, start gelebilirmiş ki gelecek birazdan. Ses algılamazsa no voice gelebiliyormuş. Egen tekrar söylememizi istiyor kıyaslamak için. Different yanlış bir kelime söylersek different geliyormuş. Finish one biz bunu görene kadar konuşacağız. 5'ini bitirdiğimiz zaman da grup bir finish gelecek. Şimdi hemen bir tane deneyelim. İlk önce kırmızıdan başlayalım. 11'i yazmıştık sende basıyorum. Kırmızı. Kırmızı. Sarı. Sarı. Yeşil. Yeşil. Hepsini aç. Hepsini aç. Hepsini kapat. Hepsini kapat. Şimdi buradaki 5 tane komutu da algıladı. Yanlış bir şey söyleseydim dediğim gibi different diye bize uyarı verecekti. Buradaki uyarılar da güzel çalışıyor. Grup bir finish yazdığında her şey bitmiyor. Yapmamız gereken yani göndermemiz gereken tek bir komut daha var. O da bu grubu kaydetmek. Hemen bakalım. Import grup 1. Evet 21 gönderdiğimizde de grup 1'deki ses datalarını kalıcı hafızaya kaydediyor. Bir daha kabloyu çıkarsak da pili yüksekte silinmiyor. Hemen onu da gönderelim. 11'i siliyorum, 21 yazıyorum ve sende basıyorum. Grup 1 imported dedi. Şimdi bu saatten sonra artık benim konuşmalarımı algılayabilir. Hemen deneyelim. Burada söylediğim bir şeyi 3. ses olarak algıladı. Yine öyle algıladı. Kırmızı birinci sesimiz kırmızıydı. Onu algıladı. Sarı. Algıladı. Yeşil. Arada bir 13 veriyor. Yani yeşil olarak algılıyor bazı söylediğim şeyleri. Onu iyi yapamamış olabiliriz. Hepsini aç. Hepsini kapat. Şu an hepsini güzel algılıyor. Biraz bekleyelim. Hiçbir şey söylemesek kendi kendine algılayacak mı? Kendi kendine herhangi bir şey algılamıyor. Başka konularda konuşuyorum. Bilerek biraz fazla konuşuyorum. Birkaç defa yeşil algıladı kendi kendine. Onun dışında hatalı algılama yapmadı. Tekrar bir deneyelim. Kırmızı. Sarı. Yeşil. Hepsini aç. Hepsini kapat. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Artık ben bunu Arduino ile kullanacaksam Şuradaki dokümanıma bakıp Kompakt moda geçebilirim. Kompakt mod dediğim gibi şu şekilde daha kısa cevaplar verdiği için Arduino gibi makina sistemlerinde daha rahatlıkla kullanılabiliyor. Tüm seslerimizi kaydettip testlerimizi yaptığımıza göre artık bunu buradan sökebilirim. USB TTL dönüştürücüye bundan sonra ihtiyacım yok. Ses dosyaları artık bunun içerisinde kayıtlı. Şimdi yazılımdan da biraz bahsedeyim. Bu burada dursun şöyle. Gelen komutları kaydetmek için komut isminde bir byte türünde değişken tanımladım. Setup kısmında seri iletişim başlatıyoruz. Seri iletişim başlattığımız şey aslında şu yazılımdaki... 9600 baud rate ile başlatılan seri iletişimin aynısı artık bilgisayarla değil Arduino ile konuşacak cihazımız. AA37 kompakt modu alma koduydu. Yine aynı şekilde buradan AA'yı ayrı 37'ye ayrı gönderiyoruz. Bir saniye bekliyoruz ki işlemler tamamlansın. Sonrasında birinci gruptaki sesleri dahil etme komutu olan AA21'i gönderiyoruz. Sonra buradaki 3 tane LED'imiz kırmızı olan 10, sarı olan 9, yeşil olan 8'e bağlı. Bunları output olarak ayarlıyoruz. Sonrasında seri iletişim yani seri porttan gelen herhangi bir veri varsa bunu okuyup komut isimli değişkene atıyoruz. Daha sonrasında bu komut isimli değişken eğer 11 ise ki burada 11 ne demekti? Kırmızı demekti. Kırmızı ledi yakıyoruz. 12 ise sarıyı yakıyoruz. 13 ise yeşili yakıyoruz. 14 ise hepsini açı yani hepsini yakıyoruz. 15 ise hepsini kapatı yakıyoruz. Ben şimdi bunu Arduino'mu bilgisayara bağlıyorum ve yüklüyorum. 8. porttaymış doğru. Yükleme tuşuna bastım. Yükleme tamamlandı. Burada dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de şu 0 ve 1 numaralı pini kullandığımız için yükleme yaparken buraya bir şeyin bağlı olmamasına dikkat ediyoruz. Ondan sonra bağlantımız yine basit. VCC Arduino'nun 5 voltuna, TX Arduino'nun RX'ine, RX, RX Arduino'nun TX'ine, Ground'da Ground'una Şöyle, şurada kolum çarpmış, bir şeyleri silmişim, evet. Şu an sistem çalışıyor. Artık bilgisayarla hiçbir işim yok. Burayı powerbank'ten ya da pilden besleyebilirim. Ama böyle kalsın, işi pratik bir şekilde çözelim. Sistemi deniyorum. Kırmızı, sarı, yeşil, hepsini kapat, hepsini aç, hepsini kapat, sarı, hepsini kapat. Yeşil hepsini kapat. Yeşil, kırmızı sanırım burada kırmızıyı hepsini aç olarak algıladı. Hepsini kapat. Yeşil, kırmızı, sarı hepsini kapat. Kırmızı, sarı, yeşil hepsini kapat. Sarı, yeşil hepsini kapat. Sarı kırmızı, yeşil hepsini kapat. Sistem gördüğünüz gibi çok büyük oranda doğrulukla çalışıyor ama arada bir hata yapma payı da var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Burada bahsedebileceğim başka bir şey daha var. Biz bu mikrofonu kullanmak zorunda değiliz. Başka bir mikrofon takıp uzatabiliriz ya da şurada GND ve VOG yazan pinlere header lehimleyip oraya küçük bir mikrofon takabiliriz. Hatta buradaki mikrofonu da göstereyim şöyle. Bunun içinde de küçük bir elektret mikrofon var. Bunun gibi mikrofonlar piyasada zaten 1-2 liraya satılıyor. Böyle bir mikrofon alıp direkt buraya bağlayıp daha küçük bir hale getirilebilir ama kayıt yaparken üzerindeki orijinal mikrofonun kullanılması mantıklı. Fena bir mikrofon değil. Bu yaptığım yazılımı ürünün linkini kullandığım diğer malzemelerin linkini, kullandığım yazılımların linkini, o yazılımın Mac versiyonunun linkini hepsini açıklama kısmında paylaştım. Umarım video faydalı olmuştur. Sen de bu tip projelerine ses kontrolü eklemek istersen bu modülü rahatlıkla kullanabilirsin. Hem kullanımı kolay, hem de çok pahalı bir modül değil. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.